İrfan Hür kaldığı yerden devam ediyor. O kadar geniş kapsamlı bir konuyu ele almaya çalışıyoruz ki süre yetmeyecek sanırım. Reklam arasında sizin yaptığınız gibi bizler de konuşmayı sürdürdük. Gizlimiz saklımız yok. Geniş kapsamlı, evet, çünkü halkın haber alma hürriyeti bir yanda medyanın halleri, bir yanda sansür, otosansür, bir yanda işsizlik tehdidi, hapisteki gazeteciler. Bu kadar geniş kapsamlı bir konuda son bölüme başlayacağız. Burada kalmıştık, buradan başlayalım. Game of Thrones'dan başlayalım. Taht oyunlarından başlayalım. Evet, taht oyunlarından. Bazı oyunlara akıl sır erdiremiyoruz. Ne oldu, neden böyle oldu bilemiyoruz. Güç savaş, tepede bir yerlerde bir güç savaşları devam ederken, hani filler tepişirken ezilen çimenler gibi hissedebiliyoruz zaman zaman. Ben de şimdi tam yazı spoilerı oldu ama Brecht tiyatrosunda bir yabancılaştırma efekti vardır. Sahnedeki oyuncuyla izleyicinin kendini özdeşleştirmemesi için. Aslında bu Payitaht'ta Diriliş Ertuğrul'da yapan tam tersidir. Seyirci kendini işte o Osmanlı köküyle, bu Cemil Meriç'ten yine o obskurantizmin, bilmesinlerciliğin bir koludur. Yani yukarıdan sürekli bir işte destansı, coşkuyu verip insanların işte sorgulamadan bir heyecanın peşine takılmalarını sağlamak. Bunun karşısında da seküler kesimde Game of Thrones var. Ama burada yapmamız gereken, bu kurgu, fantezi bir dünya. Bununla insan kendini özdeşleştirmesi mümkün değil. Ama geçen hafta bütün sosyal medya işte Arya Stark'la yıkılıyordu. İşte Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın Aryalar, işte bir at, bir yiğiti, bir yiğit, bir vatanı, bu şiirler vesaire hep Arya Stark için falan söyleniyordu son bölümden sonra. Hani spoiler olur belki, bilmiyorum ama özdeşleştirmeden mesaj alabiliriz buradan diye düşünüyorum. Yani bir kişinin bir tepkisi bile bazen işte birleşmiş tüm krallıkların kaybedeceği bir savaşın şeyini değiştirebilir, yönünü değiştirebilir. Ayşen bu bana. Rabia Naz cinayetinde, evet, ben cinayet diyeceğim çünkü bütün bulgular bu yönde. Biz o kadar alışmışız ki bir şey olmaz, üstünü kapatırlar diye peşini de bırakmışken bir genç bir başına bunu dert edindi. Rabia Naz'ın akrabası tanıdığı falan da değil. Metin Cihan sosyal medya üzerinden öyle üzerine düştü ki olayın üzerine örtemediler. Ve bu bize bir şey gösterdi. Bunu yazmıştım ben de. Çünkü biz acıdır ki Rabia Naz olaylarını kanıksadık. Kanıksamak çok korkunç bir şey. Ama affedersiniz, dosyaya erişim yasağı geldi arkadaşlar. Evet, ve dedik ki ya yeni geldi yani... ama şimdi burada biz dedik ki küçük bir çocuk, 11 yaşında bir kız çocuğunun başına her şey gelebilir. Bunun arkasında ismi büyük biri varsa örtbas da edilebilir. Üzüldük. Bir iki yazıldı, kapandı. Bir sene olmuş. Ama biz şuna alışık değildik. Bir kişinin kendini ortaya atıp paralamasına. Evet. Bu acıya alıştık. Çok biz döven anne baba çok gördük. Çorlu tren kazasından sonra hala mahkemeye destek çağrısı yapıyorlar. Şule Çetin davası devam ediyor. Mısra Özü, Ulaşım Bakanı blokladı kadını, sosyal medyadaki sesine bile dayanamadı. Biz bunları kanıksamıştık, bunların olacağını biliyorduk ama bir tane Metin de gazetecidir, yani Metin'in ortaya çıkıp buna nasıl sessiz kalabilirsiniz diye ayıbımızı suratımıza vurması bizi tekrar, herkesi tekrar tetikledi ve bir anda inanılmaz bir kamuoyu oluştu. Peki bu yayın yasakları, bu bir çocuğun işte canına kıydı denilen bir 11 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili bile yayın yasağı, tren kazasına yayın yasağı, iş cinayeti yayın yasağı, işte her şey yayın yasağı ve bu da kanıksanmış durumda. Yani nasıl delinir bu yayın yasağı ya da delersen ne olur? Artık sormuyor bile kimse. Bir yıl içinde 163 olaya yayın yasağı koymuş. Geçen gün açıklandı. Yani ucu iktidara dokunabileceği tahmin edilen, düşünülen her şeye diyor. Kartal'da çöken binaya insanlar öldü orada, oraya yayın yasağı koyuyor. Şunu anlarım, hani çocuk tacizi, çocuk istismarı, hani kurban lafı da kötü de rencide olmasın, onu korumaya çalışırsınız ama gazeteci zaten... Kimliği de şifre olmasın. Gazeteci bunu yapar zaten. Haberi verirken dikkat eder. Dikkat etmiyorsa cezalandırırsın. Veya önlem de alınabilir. Ama ya Kartal'da çöken binaya, Çorlu'daki tren kazasına, hatırlarsın Soma'ya da yaptılar. Şimdi Türkiye hani kaçıncı? 157. mi? 157. sırada şeyde, basın özgürlüğü ama indeksinde. Türkiye bir şeyde birinci. İş cinayetlerinde. Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü. En çok işçinin öldüğü ülke Türkiye. Rakamlar korkunç. En büyüğü tabii tarihimizin Soma. Soma'ya da yayın yasağı geldi. Ama Soma'nın bir avukatları vardı, hatırlıyor musun? Ya. Kolu kırıldı orada Selçuk Kozuaşlı'nın. Şu anda cezaevinde. Ve ağır bir hapis cezası verilmiş durumda. Ve cezanın gerekçelerinden biri Soma'da insanları devlete karşı kışkırtma iddiası. Yani hakkınızı arayın demiş. Bunu bunun için bir yasal olarak size yardımcı olabiliriz demiş Selçuk Kozaşlı ve arkadaşları. Sen de Soma deyince ben hemen onu hatırladım. Cezanın gerekçesinde var Soma. Ve bir avukatın aslında mesleği budur. Hakkınızı arayın, biz bu davayı alırız. Ama işte bir avukatın aslında ben, bu hapis cezasının gerekçesi. İşini alma yolu da budur. Evet. Ama sadece bu şey öyle değil, hani araya giriyorum belki ama evet, gazeteciler büyük baskı altında ve Dünya Basın Özgürlüğü Günü bunu konuşacağız ama hani mağduruz da mağduruz durumu değil. Evet, çok büyük bir baskı var ama hukuktan söz ediyoruz örneğin. Barış akademisyenleri var. Yüzlerce akademisyen barış istedikleri için akademiden atıldılar ve değerli isimler bunlar. Yurt dışına bile çıkamıyorlar. Hiçbir sigortalı işte çalışamıyorlar. Bir barış akademisyenin davasında hatırlarsınız gazetelerde yer aldı. Bir hoca savunmasını şöyle bitirdi. Adalet istiyorum. Hakim dedi ki çok şey istiyorsun. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz. Yani KHK'lısından akademisyenine, avukatına, siyasetçilere, yani her yere büyük bir baskı var ve bir de otosansür var. Onu da kendimize şey yapalım. Yani birçok haberi biz haber bile yapamaz halde. İşte o demin hani düşmediği halde kendini yere atan çocuk gibi. Evet. Düşmek gerekiyor diyor. Yani aman konuşmamak, aman yapmamak, görmemek gerekiyor diyor. Otosansür öyle. Hep yazdığımız şey vardı. Faşizmle mücadele yöntemlerinde ikinci sıraya konulan hep şeydir, eğitimli kesimin başına gelecekleri öngörmesi sebebiyle vuku bulmuş gibi kendini konumlaması. Yani aslında bir sonraki adımı görüyoruz ve o adım gelmişçesine kendimizi frenliyoruz. Halbuki oradaki zamanı kaybetmememiz ve o adım gelene kadar kurumları yaşatmamız gerekiyor. Zaten 3. maddede işini iyi yap ve insanları işini iyi yapmaya zorla. Herkes bulunduğu konumu ve pozisyonu tam layıkıyla yapmalı. Bu sadece işte göz önündeki meslekler için de değil. Hep sosyal medyada söylenir ya, öğrenci akbili yeni belediyede, öğrenci abonu yeni belediyede 50 lira olacak diye o zaman ben de gidip öğrenci kartı çıkartırım diyen arkadaş. Yani buradan başlıyoruz zehirlenmeye. Yani akademide de aynı, yerde... medyada da aynı. Akademide de işte onca meslektaşı haksız yere akademinin kapısına konulurken, üniversitenin kapısına konulurken ben görmedim, bilmiyorum, duymadım der, işime bakmaya devam ederim diyenler olduğu gibi medyada da aynısı. Küçük küçük adamlar. Şimdi bir de olumlu tarafından nedir olumlu tarafı? Hadi bakalım. Şudur, yani çok somut bir olumlu. Yani kişilere bağlı olmaksızın söylüyorum bunu. Çünkü kişilere bağlı olmadığı verilerle ortaya çıkıyor. O da şu, karşımızda devasa bir havuz medyası organizasyonu var. Benim orada bir önerim vardı. Kağıt değerli bir şey. Kağıt israfı olmasın diye bir tek Sabah basılsın, diğerleri basılmasın demiştim. Yine herkes maaş alsın, bari kağıtları kurtaralım diye dönüşümlü yazsınlar. Bu yani ülkenin bulunduğu ekonomik krizden dolayı bir öneriydi. Ama dönüp baktığımız zaman ideolojik tavrını kenara koyarak söylüyorum. Sevelim sevmeyelim. O ayrı. Çünkü bunları da tartışabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Tiraj olarak mesela Sözcü Gazetesi bayi satışı en yüksek gazete. Cumhuriyet Gazetesi işte ödülleri en son aldığı dünya kadar saygınlığını koruyan bir gazete. Birgün Gazetesi büyük sıkıntılara, patronsuz gazete olmasına rağmen içinden pek çok değerli insan çıktı ve bu süreçte önemli isim yaptı. Evrensel Gazetesi, üstelik Hayat TV gibi önemli bir organizasyon ortadan kalktığı halde böyle oldu. Dönüyorum, Ünsal Ünlü analım. Ben hayatımda bir kere yüz yüze geldim. Ama sosyal medyada her gün aynı saatte ısrar ederek bir kültürel durum yarattı. Bir tablo ortaya koydu. Bunu çoğaltabiliriz. İşte az önce basılı gazetelerin tirajlarına baktık ama bugün beğenelim, beğenmeyelim. Bazısını ben hiç beğenmiyorum, bazısını beğeniyorum. Ama havuz medyasının klasmanında olmadığı belli olan birçok internet portalında yeni yatırımlar yapıldı falan. Ve televizyonlara dönüp baktığımız zaman bugün hep Halk TV'den konuştuk ama işte şimdi kendini ayakları üzerinde koymaya çalışan bir KRT var. İşte Telebir televizyonu var. Böyle bir takım Cem TV gibi çaba sarf eden insanlar var, bir yerde oluyor. Ben çok tatlı ayrılmadım ama netice itibariyle Yavuz Oğan gidiyor, RSFM'de yayın yapıyor, Ceyda Karan yayın yapıyor. Yani küçücük bir radyo. Ben dikkat ederseniz tarafsız bir şekilde hepsini söylüyorum. Buradaki insanların bir kısmıyla hiç hukukum da yok ama bakıyorum orada bir gündem oluyor. Yani Yavuz Oğan bir radyodan bir dünya yaratıyor falan. Ve dönüyoruz Halk TV'ye. Ben Halk TV'de birinci dönemde çalıştım, ayrılmak zorunda kaldım, geri geldim, başka ayrılanlar oldu, mutlu gidenler oldu, mutsuz gidenler oldu, önemli değil. Ama nihayetinde burada ta Gezi'den bu tarafa bir ihtiyaca denk geldiği için, haber kanallarının tamamını geçiyor, bir tablo oluyor. Eleştiri hakkı saklıdır. Kimi diyor ki sizin işte yayın kaliteniz hala düşük. Biz diyoruz ki ne yapalım işte... Yükselteceğiz. Kanalın ekonomisi henüz tam ona... O ayrı mesele. Yayında işte şöyle mi oldu? Bunları kenara koyuyorum. Ama toplum... Hatta ben iddiamı söyleyeyim. Çünkü o öteki tarafta çalışan arkadaşlarımız var. Onlar da dahil olmak üzere buralara bakıyorlar. Bu gazetelere bakıyorlar. Bu düşünen insanlara bakıyorlar. Burada ne söylendiğini anlamaya çalışıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Rabia Naz'ın babasını ben burada ilk ayrıntılar programında canlı yayında konuk ettim. Şimdi arkadaşımızın Metin'in emeği böyle de sonuç verdi. Ben farkında oldum. Değildim. Şimdi buraya çıktı. Adamın sesi duyuldu. Mısra Özü bile çıktı. Ana akıma bile çıkarmak zorunda kaldı. Mustafa Hoş gibi bir adam bizim kanallarımızda ses buluyor. Şu da aslında çok acınası bir durum. Seçimden önce bir kanala çıkıp derdini seçmeni anlatması gerekiyor adayın. İktidar partisinin adayının. Kendi kanalları var. %95'i televizyonların zaten kendilerinin. Ama oraya çıktığında etkisi Fox'a çıktığındaki gibi olmuyor. Bak sen az evvel bir sürü isim saydın. Ben de Fox diyeceğim. Evet. Fox'tur bu. Evet. Hani bir kısmıyla görüşmesem dahi kişisel kırgınlıklar falan olabilir. Ama Fox'un da burada payını yadsımamak lazım. O iktidarın adayı Fox'a çıkmayı daha değerli görüyor. Çünkü yani %95'i aynı olan adını Sabah koysunlar. Tek bir gazete çıksın. Çok bence fevkalade de yerinde bir ekonomik bir adı değişebilir. Belki Saray Postası olabilir ya da başka bir şey olabilir ama. İktisadi olarak büyük tasarruf. İktisadi olarak da büyük bir tasarruf. Son bir cümle edebilir misiniz? Şunu da söylemek istiyorum. Benim demin senin söylediğin az önce söylediğin başka türlü yaşamak mümkün de benim bir inadım ve ısrarım var. Onun söylediği şeye katıldığım için söylüyorum. Şimdi kamusal görev yapan insanlar kamusal görev sadece kendilerinden sorumlu değildir. Dolayısıyla kamusal görev yaptığınız zaman orada toplumu çok farklı gerekçelerde, çok farklı nedenlerle etkilediğini bilmek yükümlülüğüm vardır. Dolayısıyla Aziz Nesin'in sözüdür o sanıyorum. Şu laf önemlidir. Söylediklerimiz kadar sustuklarımızdan da sorumluyuz. Dolayısıyla şu bahane doğru bir bahane değildir. Demin siz söylediniz, çok da doğru söylediniz. Yani biz de çocuk bakıyoruz o zaman. Bu bir bahane değil. Ekmek parası için bir işi yapıyor olmak, eğer çok büyük beklentilerin, bir saltanat beklentin yoksa bu memlekette kimse aç kalmıyor, iyi kötü oluyor. Bu bence önemli bir ölçüdür. Ölçüyü buradan, bu kamu görevi yaptığın zaman, tekrar ediyorum, buradaki kameraman arkadaşımızı, belki muhabirleri ki bence onların da sorumluluğu vardır ama özellikle ekran yüzleri, köşe yazarları, yayın yönetmenleri, manşetlere atanlar, yani artık o sorumluluğu doğrudan muhatabı olanların bir çocuk bakmaktan öte konforları olduğunu da biliyoruz. O zaman tablo şudur. Kardeşim sen siyasetçiden istifa etmesini bekliyorsan, başka sorun yani hastanede bir sorun çıktığında, bir problem olduğunda başhekime ayrıl bilmem ne diyorsan, neyse her sorumluluk verdi diyorsan, baba sen de o zaman sen de istifa et. Mesleğine ihanet ediyorsun, insanlara ihanet ediyorsun, topluma ihanet ediyorsun, demokrasiye ihanet ediyorsun, hukuka ihanet ediyorsun. Ne varsa en kötüsü belki de 6 ay önce yayında çalıştığın arkadaşına ihanet ediyorsun. Adamı alıyorlar, götürüyorlar, hapse atıyorlar. Şimdi... Ve sen susuyorsun. Mesela bu kadar olmaz. Ve sen susup önüne bakıp maaşını almaya devam ediyorsun. Söylemek lazım yani Evet, bir takım gazeteleri var. %98'i hani medyanın elinde. Ama aldıkları her şeyi değersizleştiriyorlar. Yani ben eskiden de Hürriyet'i beğenmezdim. Hani Ertuğrul Özkök yayın yönetmeniyken de sonuçta hani vay şerefsiz vay manşeti atıldı o gazetede Ahmet Kaya için. Beğenmezdim ama Hürriyet'ti. Yani Türkiye'nin en çok satan gazetesiydi. İşte bir tür kanaat medyası denilen gazetelerden veya televizyonlar öyleydi. Alıyorlar televizyonları, tak diye değeri düşüyor. Okul sayısı düşüyor. İşte Vatan'ı aldı. Vatan diye bir gazete yok. Şu anda yok. Kapattı. Hürriyet'in tirajı kaç? Milliyet'in tirajı aldırıldı kaç? Ve bu yüzden mi aldırıldı acaba zaten? Olmasın diye, bitsin diye. Bence etkisinden yararlanacaklarını düşündüler ama beceremiyorlar. Türkiye'de gazete okuyan hedef kitle, iktidar hedef kitlesi değildi. Veya çatlak yani, ses çıkmasın diye. Yani çatlak yaptılar. Ses çıkmasın diye işte belki de yani bayideki görünürlük içindir. Çünkü ben sanmıyorum iktidarın seçmen kitlesinin de 1 lira, 1,5 lirayı dahi gazeteye verip evde bulundurup bir sabah. Yani bilmiyoruz tabii onlar hangi hesaplar daha ak olabilir. Yani gerçek tirajları biraz orta. Önce örnek verdik. Şimdi Ahmet Hakan öyle yazdı, böyle yazdı. Şimdi Ahmet Hakan da bundan 5-10 sene öncesinin Ahmet Hakan değil artık. 5-10 sene önce nasıldı? Yani bir okunurluğu vardı, işte bir gündemi vardı. Ne ama yazmış yani diye merak edilirdi. Ben kendi adıma söyleyeyim, hani çok uzun zamandır yani bir ilgimi çekmiyor benim içinde, bir merak uyandırmıyor. Genelde şaşırtmıyor zaten o hafta ne yani yazacağını tahmin edip öngörebiliyoruz. Yani. Aramızda 11.30'da evine dönmesi gereken bir kül kedisi olduğu için şimdi, önünde de bilgisayarı ve... Şöyle, Faruk'un söylediği çok doğru. İktidar medyayı çok büyük ölçüde ele geçirdi. Fakat ele geçirdiği şeyi öylesine değersizleştirdi ki artık gazetelere okunmuyor. Hormonlu tirajlar, televizyonlar seyredilmiyor. Bunları zaten az çok reytinglerde görüyoruz. Çok programda örneği vermiştim ama seyredemeyenler vardır belki. Şimdi burada tekrar etmek isterim. Bu yılın başından itibaren tam gününü, tarihini bilmiyorum ama Ocak sonu gibiydi galiba. Reytingler artık ilk 100 değil ilk 10 olarak açıklanmaya başladı. Onda da izlenme payları yok. Yani bakıyorsunuz ilk ona işte Fox Haber çok konuştuğumuz için zaten herkes de biliyordur. İkinci sıradadır izlenme sırasında. Fakat izlenme payı yüzde kaçtır onu belirtmezler. Bazı haber bültenlerinin neredeyse ana akım denilen medyada, daha doğrusu prime time kanalları denilen Show gibi, ATV gibi, hele Kanal D gibi bültenlerinin hiç izlenmediği anlaşılmasın diye böyle bir yönteme gittiler. Şimdi Karar Gazetesi ki eskiden Erdoğan'ın yanında olup da uzun süredir karşısında neredeyse açık cephe almaya başlamış bir ekibin gazetesi. Orada arada sırada yazan bir isim Miktat Karalioğlu. Geçen gün şunu söyledi. Dedi ki medya vesayeti diye bir şey vardı geçmişte. Onu bu iktidar kaldırdı. Şahane. Ama dedi medyada vesayet gitti. Yeni bir vesayet gelmedi. Peki ne oldu? Aynen okuyorum. Medya bir güç odağı olarak ortadan kalktı ve iktidarın emrinde çalışan bir faaliyet bültenine dönüştü. Yani iktidar bu gücü tamamen kendi lehine kullanacağı bir araca dönüştürdü. Ama paradoks şu ki gücünü kaybeden medya etkisini de kaybetti. Şimdi eskiden medya patronları geçmişte güçlü figürlerdi. Çünkü dördüncü güç medya güçtü hakikaten. O güçten yararlanarak banka aldılar, enerji işine girdiler, şu bu. Şimdi devir değişti. İnşaat sektöründe azıcık para yapanlar, enerjide işte 3-5 ihale alanlar Erdoğan'ın talimatı üzerine medya sahipliğine başladılar. Medya sahibi olmaya. Belki pişman da oldular sonrasında belki, ama bakın, iş işten geçmişti. Birkaç dakikan varsa bir bugün neredeyiz'i anlatmak adına medyada az önce Enver Aysever saydı diğer medyayı. Ben şimdi iktidarı medyasına bir bakmak istiyorum. Demirören medyası. Demirören gaz işi, enerji işi, petrol işi, şu işi, bu işi, tüp işi. Oradan medya patronu oldu Erdoğan'ın direktifiyle. Turkuaz medya, Sabah, Takvim, ATV, A Haber vesaire Kalyon grubunun. Mesela bakın Yeni Şafak gazetesi. Önce şeyi söyleyeyim, Star'ı söyleyeyim bir dakika. Star, Akşam, Güneş. Bir de televizyonları var. Esmedya diye bir grubu. Kim bu Esmedya'nın sahipleri? Yeşildağ kardeşler. Kim Yeşildağ kardeşler? 1999 yılında Erdoğan Pınarhisar'da hani o anlatmalara doyamadığı 3 aylık süre için girerken yanında güvenilir bir adam olsun, koruma gibi biri olsun. Bir de önden gidip ortalığı halletsin diye Hasan Yeşildağ karşılıksız çek yazıyor, kendini ihbar ediyor ya da ettiriyor. O da içeri giriyor. Neredeyse yalvara yakara içeri giriyor ve tabii ona göre de bir savcı buluyorlar. Pınarhisar'a gidiyor, orada teslim olduğu için oraya giriyor. Star, Akşam, Güneş şimdi bu insanların elinde. Yeni Şafak, Albayrakların elinde. Albayraklar kim? Hep karıştırılır. Berat Albayrak'la ilgisi yok. İnşaat sektöründe bir aile. Şimdi size bir dakika şuradan değiştirmişim. Az evvel Mustafa Karalioğlu'nun buldum. Şimdi bakın Mehmet Tezkan, onu da gönderdiler artık, o da şeyde değil. Mehmet Tezkan yazmıştı. Bir düğün. O düğünde nikah şahitleri var. Biri Ahmet Albayrak, Yeni Şafak'ın sahibi. Bir diğeri Adalet Bakanı Müsteşarı dönemin. Bir diğeri de Yargıtay üyesi İsmail Rüştü Çelik. İki hukukçu adamı, bir de Albayrak. Albayrak o sıralarda Bursa'da bir davadan yargılanıyor. 11 ayrı kamu ihalesine fesat karıştırmaktan. Ve çete iddiasıyla. Ama bunlarla böyle bir arada düğün şahitliği yapıyorlar. İnşaatta çok başarılı bu beyefendi. Saldırıya uğrayan Somali Büyükelçiliği yeniden yapmış. Onun açılış törenini bizzat Erdoğan yapıyor ve övmelere doyamıyor. Zaten sık sık da aynı karede görüyoruz. Global TV diye bir televizyon var. Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi, bir kamu şirketi olan Sokar'ın başkan yardımcısı sahibi görünüyor künyesinde. Adamcağızın adı ne? Mahmutov mu, Mehmetov mu, öyle bir şey. Elnur Abdullayev. Ne işi var Türkiye'de? Aliyev'in doğrudan doğruya, yani Aliyev demek Azerbaycan demek, Azerbaycan Aliyev demek, Sokar oranın kamu petrol şirketi, devlet petrol şirketi ve buraya geliyor, bir televizyon kuruyor, yeni NTV yapmaya çalışıyorlar falan. Şimdi böyle bir düzen kuruldu. Her şeye rağmen ben evet değersizleştiler belki, etkilerini yitirdiler belki. Yine de çok sık örnek veriyorum, belki izleyenlerin arasında 1000 defa duymuş olanlar olacak, bağışlasınlar. Gramsci'nin ta bundan 100 yıl önce söylediği, ne kadar olduysa 100 yıl mı daha fazla belki, hegemonya meselesinde bir medya bir kilise der. Türkiye'de bu bir cami bir kilise. Bir cami bir medya. Sürçülisan, bir cami bir medya. Çok da yabana atmayalım. Çünkü herkes okumayabilir. kamuoyu önderi denilen, kanaat önderi denilen bir takım insanlar ki bunlar doğrudan doğruya AKP tarafından görevlendirilmiş insanlar. Bunlar okuyorlar, dinliyorlar ve sonra o yalanları cami cemaati arasında, kahvede, işte AKP seçim bürosunda ya da bilmem mahalledeki yalan vesairede bunları tekrar ediyorlar. Mesela Kılıçdaroğlu güya o saldırıya oradaki köydeki köyler için terörist demiş. Bir yalan ortaya atılıyor, tekrar ama bunu tekrar deniliyor. Evet, bunu yazıyorlar. Yazınca da şimdi her birine teker teker bülten gönderemeyeceklerine göre evet saray bülteni gidiyor oraya ve bunlar en azından Göbels medyası en azından diyor, böyle bir işe yarıyor. Evet. Şimdi çok teşekkür ederiz. Bu medya yani karşı tarafta duran o yapı neden ibaret onu çok güzel anlattın sevgili Ayşenur Arslan. Çok teşekkürler. Çok yorduk da sizi. Hepinizi çok yorduk aslında. Çok teşekkür ederiz. Ama yorulacağız ki böyle devam etmesin. Çünkü böyle devam edemez. Bizler yoruluyoruz. Halk Haber'in hadi yeni yüzleri diyelim. Hadi yeni de değiliz de işte öyle sayarsanız. Bir de bizim bu haber ve tematik kanalların ayrı bir reyting ölçümü yapılıyor. Kantar Medya diye bir kurum. O da her sabah bize karnemizi gönderiyor. Ve şöyle bir baktığımız zaman son günlerde siz sevmiyorsunuz pek reytingden övünerek bahsetmeyi ama... Ben eskiden beri çok sevmem. A Haber'le TRT Haber'i topluyorsunuz. Halk TV kadar etmiyor. Halk televizyonu reytinglerde bu kendi içindeki, kendi kategorisindeki diğer televizyonların NTV'yi, CNN Türk'ü, A Haber'i, TRT Haber'i geride bırakmakta. Bu da bir şeyi ortaya koyuyor. Haber almak isteyen, gerçeği duymak isteyen arıyor, buluyor ve izliyor. Böyle de bir ihtiyaç var ortada. Şu anda da Halk Televizyonu bu ihtiyaca cevap vermeye gayret ediyor. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna gelirken herkese son bir söz için bir tur daha şöyle... ben kaçmak üzere bir başta kullanıp... son söz hakkınızı buyurunuz. Yetişebileceğim. Zaten biz de bitiriyoruz. Şimdi iki şey... pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulu kararı bekleniyor biliyorsunuz. Evet. İstanbul seçimleriyle. Evet. Ben hani bu medya meselesinin ötesinde bir şey söylemek istiyorum. Haber nitelikli biraz. Şimdi Ramazan da başlıyor. İmamoğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki valilik pazartesi akşamı yani 6 Mayıs'ta iftar daveti vermiş. Onun için davet göndermiş. Sonra onu bir gün sonrasına ertelemiş. İmamoğlu da bundan 6 Mayıs günü Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkacak kararı beklediklerini. İftar ona göre mi? Belki o zaman sen gelme diyecekler. Belediye başkanı değilsin. İmamoğlu'na belki hani belediye başkanı sayılmazsın sen gelme diyecekler belki. İmamoğlu bizzat söylemiş. Ben bunu manalı buldum demiş. Bir de 6 Mayıs pazartesi. Bu ülkede unutulmayan, unutulmayacak, unutmamamız gereken bir tarihtir. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın 3 fidanın dar ağacına yürüdüğü gündür. Pazartesi günü böyle iki maddeyle karşınızda olacağım. Evet. Medya mahallesini izlemeyi unutmayınız. Teşekkür ederiz. Kendinize mukayyet olun. Kendinize mukayyet olun. İyi bir hafta sonu geçirin. Mümkün mertebe duyarlı olalım. Kapınıza gelen bir tebligat olur, bir şey olur. Pazartesi Medya Mahallesi'nde buluşalım. Çok teşekkür ediyorum. 5 dakika içinde biz de bitiriyoruz. Oldu. Toparlıyoruz efendim. Tamam. Toparlıyoruz. Beraber son sözler için. Oradan başlayalım aslında. Geçen gün bizim evin kapısı çalınmış bir polis gelmiş. Evdekiler yine ne oldu diye gidince tabii bir telaş, ben de evde yokum. Bir hakaret davası var demişler. Güdüsel olarak bizimkiler yine kime hakaret etti Enver demişler. Polis demiş ki hayır ona hakaret edildi, davayı açan Enver. Ben sosyal medyadan eleştiri sınırlarını aşan herkese bu anlamda bir şey yaptım. Suç duyurusunda bulunup küfür olanlara. Onun dışında eleştiri hiçbir yani doğrudan tehdit falan da yani küfür, hakaret ailelerimize falan edenlere bunu bilerek yaptım. Bir tane davayı kazanmayı umut ediyorum çünkü. Bir tane kazanırsam örnek yap. Derdim o. Fakat yapılan uygulamayı söylemek istiyorum. Davayı açan benim. Fakat şimdi yüzlerce insan olduğu için böyle dava açtık. Fakat hepsi için beni teker teker ifadeye çağırıyorlar. Şimdi bir anda pişman olduk. Durum doğdu. Uğraş sen misin? Tabii hepsi. Dolayısıyla buradan da bunu anımsatmak istedim. Bir şey daha söyleyeyim. Ayşenur Hanım sabah saat 11'de söz edecek. Saat 23'te de pazartesi akşamı. Ne anlatacaksınız? Deniz Gezmiş'in o mektubu yazdığı kardeşi, sen de bilim adamı ol diyen kardeş Hamdi Gezmiş ayrıntılarda olacak. O gün hiç unutulmaması gereken bir gün. Deniz Gezmiş özel dosyası bizde olacak. O Hamdi Gezmiş de yayında olacak. Buradan da onu söylemiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Merakla bekleyeceğiz, izleyeceğiz. Pazartesi akşamı Yüksek Seçim Kurulu'nun kararında ana haber bülteninde izleyebileceksiniz efendim. Herkes madem bunu söylüyor, son söz. Buyurun. Ben Halk TV programla ilgili bir şey yapamayacağım. Reklam yok. Ben bugün konuştuklarımız üzerinde barış akademisyenlerinden örnek vermiştik. Benim bu ülkede en içimi titreten şeylerden biridir. Şimdi basında, televizyonda, medyada yer alan insanlar, biraz ismi bilindik, göz önünde olan, simaları bilinen, yazıları okunan insanlardır. Ama bir akademisyenin öğrencileri dışında, makalesini okuyan küçük bir zümre dışında hitap ettiği çok büyük bir kitle yoktur. Sokakta bir Boğaziçi Üniversitesi hocasını, bir ODTÜ hocasını kimse tanımaz öğrencisi dışında. Ama bu insanlar yatacakları yılları bilmelerine rağmen mahkeme salonuna çıkıp son sözüm yine de barış dediler. Bu çok büyük bir onur mücadelesidir. Ve hepimizin de feyz alması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Kimi zaman insan kendini bir simge gibi ortada bulur. Onun peşine takılan kitle vardır. Orada o bedeli ödemek zorunda hissedersiniz. Bazen kalbiniz pes etmek ister ama edemezsiniz. Ama akademisyenlerinki gerçek onurlu bir duruş. Hepimizin feyz almasını isterim ve elimizde hala muhalif gazeteler var. Böyle konuşuyoruz. Dijitaldeki tıkların yeterli olduğunu düşünmüyorum ve tamamına hani ben de son söz olarak abone olabilen herkesin abone olmasını istiyorum. Apartmana muhalif bir gazetenin her sabah posta kutunuza bırakılması da bir onurlu duruştur. Evet. Mahalleye de bir mesajdır, apartmana da bir mesajdır. Gazete içinde bir umuttur. Benim de son çağrım böyle olsun. Çok güzel bugün son çağrı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü yalnız değildir deyince o insanın yalnızlığı sona ermiyor. Yalnız olmadığını o kuruma, o insana, o kişilere göstermek gerekiyor. Buyurunuz efendim. Ya biz de Dünya Basın Özgürlüğü gününde biraz tabii ülkenin durumundan dolayı karamsar bir tablo çizdik ama öyle bitirmeyelim tabii programı. Evet, hep söylediğim bir şey var. Gerçeklerden korkuyorlar. Onun için gazetecileri içeri atıyorlar. Demişler ya. Savunmadan korkuyorlar. Avukatları içeri atıyorlar. Hatırlarsınız işçiler tutuklandı. Yani havaalanı inşaatında işçilerden korkuyorlar, kadınlardan korkuyorlar. Onların korkusu bizim umudumuz olsun. Ve ayrıca bütün meslektaşlarımı örgütlü mücadeleye ve disk basın işe çağırıyorum. Dayanışarak, örgütlü olarak aşacağız bu karanlığı. Ayşenur Arslan böğü gösterdi size, ben de göstereyim. Bö diyoruz bu karanlığa. Karanlığa teslim olmamak gerekiyor. Tünelin ucunda ışığı. Işığı ilk görenler, anında ilk ışığı ilk görenler gösterecekler. Çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Uzun bir program oldu. Ele alamadığımız çok konu oldu. Bahsedemediğimiz çok şey oldu. Ama bitirirken en azından karamsarlığa karşı bir umut, ne yapılabilir sorusuna bir yanıt vermeye çalıştık. Muhalif gazetelere abone olabilirsiniz. İnsanları yalnız bırakmayarak başlayabilirsiniz bir şeyler yapmaya. Ve izlediğimiz, takip ettiğimiz yayın organlarına da dikkat ederek bir şeyler yapmaya başlayabiliriz sanırım. Pazartesi bakalım neleri konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olunuz. Ayaklarınıza sağlık. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere İrfan Hür'de. Hoşçakalın.